Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Renault 9 sahiplerinin, araç sahiplerinin yaşadığı bir sıkıntıyı nasıl çözeriz ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü konumuz silgeçlerin fiskiyesinin arkadaşlar tıkanma problemi. Şimdi zaman zaman özellikle yaz aylarında sadece su koyarız ve su kireçli olur, zamanla da içini tıkayabilir. İşte pislik gelebilir vesaire. Bu iki tane fiskiye deliğinin yani bir tanesinin tıkanma problemi olabilir. Şimdi bunu nasıl çözeriz? Bunu yapabilmemiz için öncelikle görüyorsunuz por çözümüz var. Bir adet de şırıngamız var arkadaşlar. Şimdi içinin kirecini gelin hep birlikte çözelim, çözdürelim. Nasıl yapacağımızı Broadway üzerinde uyguluyoruz ama diğer arabalarda da mantık 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Hadi gelin zaman kaybetmeyelim, başlayalım arkadaşlar. Şimdi araçlara göre farklılık gösterse de arkadaşlar öncelikle silgi motorunun düzeltiyorum fiskiye tankının üzerinde motor olur ve yukarıya bir çıkış olur. Su çıkışı olur. O çıkışı bulmamız lazım. O çıkışı bulduktan sonra hortumu bağlantı yerinden çıkarırız. Bu Renault 9 Broadway'lerde şu bir ek yeri var. Nedir bu? Check valve'dir arkadaşlar. Yani suyu siz silgi suyu fışkırttığınız zaman cama suyu 3-5 saniye geç vermemesini sağlayan, yani suyun geri kaçmasını engelleyen check valve var arkadaşlar. Bu check valve'nin üzerinde hortum olur. Ben çıkardım şimdi buradan. Çekip çıkarırız. Ondan önce, devam etmeden önce şunu anlatayım size. Arkadaşlar bazı şeyleri de sormuşlar. İşte Renault 9 silgi motorunu nasıl çıkarırız diye. Silgi motorunu çıkarmak çok basit arkadaşlar. Şudur. Şöyle yukarıya doğru geçmelidir bu. Yukarıya doğru tutup asıldığınızda çıkar. Şurada üst tarafında fişi var. Onu da fişinden ayırırsınız. Çıkarmak bu kadar basit. Zor bir olay değil. Bu tank da buraya geçmelidir. Bakın uç tarafında şuradan aslında bir geçme çıkıntısı var. Aynı şekilde de burada bir şöyle bir girinti yapmışlar şu vaziyette. Bu araya sıkıştırılıyor. Eğer gevşek geçerse de şu aralara şamriyellerden destek atarsanız daha sıkı geçmesini sağlarsınız. Bu işin mantığı bu. Motor sökme işinin mantığı bu. Şimdi bir tavsiyem daha olacak. Bir araya madem saplama yaptık. Şimdi yaz kış şey kullanalım. Yani yazın havalar ısındı, cam suyuna gerek yok demeyin. Yazlık sudan kullanın ya da cam silden kullanın ki sisteminiz kireç bağlayıp sıkıntıya düşmeyin arkadaşlar. Ben yaz kış düzenli olarak kullanıyorum ama benden öncekiler su kullanmışlar. Hadi birlikte şeye devam edelim. Kireç çözdürmeye devam edelim. Şimdi hortumumuzu çıkardık. Bakın. Hortumu şuradan şeyin içine girer ve şuradan da şu T ile sağa sola ayırır arkadaşlar. Evet. T'sine odaklandı. Oradan da şuradan sağ tarafa, şuradan da sol tarafa, şuradan dağılır arkadaşlar. Ya mantık budur. Sağdan soldan tek de gelir. T ile sağ sola dağılır. Şimdi hortumun ucunu bakın çıkardım. Çıkardım arkadaşlar. Sağ tarafın temizliğini yaptım. Yani akan şey o. Şimdi hortumu çıkarıyoruz ucunda çünkü şey kullanacağız. Porçöz kullanacağız. Porçözü kullandığımız için ucunu boş bir alana çıkarıyoruz. Hemen hadi üst tarafına gidelim. İşlemimize başlayalım. Evet arkadaşlar, şırıngamızı içine şeyimizi, porçözümüzü çektirelim. Kapağını bir miktar dökeriz. Şırınganın iğne kısmını çıkarırız. Sonra içine porçözümüzü dökeriz. Bir miktar daha çektirelim.
Evet. Bu kadar yeterli. Şimdi porçöz tehlikeli bir kimyasal. O yüzden gözümüze kaçmaması için gözlük kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Tehlikeli bir madde. Kendimizi her şeyden yaptığımız her işte güvenliğe almamız bizim öncelikli işimiz arkadaşlar. Evet, hadi işleme başlayalım. Evet dostlar. İğnesini de ucuna taktıktan sonra tam deliğinden arkadaşlar. Bakın şu ağzını yapınca bak nasıl köpürüyor. Kireç şu ağız kısmında nasıl köpürüyor arkadaşlar. Şöyle ağız kısmına da hafiften, gerçi fazlası zaten ister istemez birazcık çıkacaktır ama ben yine de ağız kısmına da birazcık damlattım. Şimdi yavaş yavaş enjekte edelim ki elimdeydi. Şundan fırlayıp yukarılara batırmasın. Yanına da bir şey de su bulunduralım. Arabanın boyasına zarar vermesin. Kireç çökücü zarar verir mi arabanın boyasına bilmiyorum ama her ihtimale karşı yanımızda su bulundurmakta fayda var. İşleme başladım arkadaşlar. Yavaş 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 içeriye. Enjekte ediyorum arkadaşlar. Siz şu etrafına şeyi kaçırmamaya çalışın. Ben çok dikkatli yapıyorum. Dediğim gibi boyaya zarar verir mi vermez mi onu bilmiyorum. Demin birazcık damlattım. Bir şey olmadı gibi ama hemen üzerine suyla temizledim. Siz işi riske atmayın boya konusunda arkadaşlar. Evet. Şimdi aşağı tarafını göstereceğim. Arkadaşlar bakın. Ağzından pisliğini atıyor arkadaşlar. Şimdi yerdeki bu köpürme hani bunu toprağa döktüğünüz zaman da köpüren bir madde olduğu için, köpürten bir madde olduğu için hani böyle içinden çok pislik çıkmış diyemem. Lakin ama içini belli bir oranda kirecini kesinlikle temizler arkadaşlar. Şimdi bu işlemi bir kere daha tekrarlayacağım ve ardına durulama işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Sonra da geri toparlayacağız. Hadi bakalım tekrarlayalım. Şimdi dostlar ikinci deliğime de aynı işlemi uygulayacağım. Dikkatlice taşırmadan. Yavaşça uygulayalım arkadaşlar. Evet. Yavaş yavaş. Kireç çözücümüzü sistemimizin içine zerk ediyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi durulama işlemine geçelim. Evet arkadaşlar, sistemden bakın nasıl aşağıya doğru dökülüyor. Evet. Bayağı bir dökülüp yerde köpürttü arkadaşlar. Şimdi suyla sistemi temizleyelim. Bir kabın içinden arkadaşlar öncelikle şırıngamızın içini temiz ettirelim. Evet. Şırıngamızın içine suyunu çektik. Arkadaşlar temiz suyumuzu sistemin içine kireci temizlemek adına yolluyoruz. Yani bunu bolca yapacağız arkadaşlar.
ki içinde kireç kalıntısı olmasın. Evet. Bu işlemi 3-5 kez yapabiliriz. Deliğini tutturabilseydim iyiydi. Evet arkadaşlar. Sanırım yeterli. Aynı işlemi karşı tarafı da yapacağım. Ondan sonra hortumumuzu takalım, test edelim. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar temizliğimizi yaptık. Bol suyla temizliğimizi içindeki porçöz, kireç artıklarını ve şeyleri dışarıya attırdık arkadaşlar. Kireç sökücünün kalıntılarını dışarıya bol suyla durulattırdık, attırdık. Ondan sonra ön taraftaki hortumumuzu ilgili yerinden geçirerek ön tarafta bir şeyi var. Halkası var. Şurada gördünüz. Sonra şuradan geçer. Sonra da şimdi bu çekfahte bir yön var arkadaşlar. Ok işareti var. Ok işaretinin yönünü karıştırmamanız lazım. Yoksa sistem suyu dışarıya fışkırtamaz. Gidiş yönünü gösteriyor. Şu vaziyette ok işareti sistemi yukarıya fiskeye cama verecek şekilde takmanız lazım. Şunu da takarız. Ardına da motorun hemen çıkışına hortumumuzu bağlarız arkadaşlar. Evet. Sistemimiz hazır. Kapağımızı da kapatalım. Şimdi genelde Renault 9 Broadway'lerde buralardan su kaçırır arkadaşlar. Bu su kaçırma olayına da ben şöyle bir şamreden lastik kestim. Küçük bir delik bıraktım. Hava alması için. Hem şu klipsin dibinden su kaçmasını hem de havalandırmadan suyun kaçmasına engel olmak adına conta kestim. Contayı da şuradaki deliğe denk getirmedim ki sallanınca su buradan çıkmasın diye. Ama yine o içindeki ara boşluğundan suyu havasını alabilir ama suyu kaçırmaz arkadaşlar. Bu da aklınızın bir köşesinde olsun. Su genelde sorsanız işte bununla ilgili deseniz ki hani su içinde çabucak bitiyor mu? Aa benimki de çabuk bitiyor falan muhabbeti hemen döner. Bununla çözümünü bu şekilde buldum arkadaşlar. Yani bundan da bu şekilde bu sıkıntıdan bu şekilde kurtulabilirsiniz. Şimdi fazlasını şöylece bıraktım ki kapak açılıp kapanırken rahatça kasmasın diye. Hadi kontrolümüzü yapalım. Suyu bir fışkırttıralım. Hadi. Evet. Bas bakalım. Bas. Dur. Tamam dur. Yavaş. Suyu boş harcama. Bas. 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 Tamam. Okey. Şimdi arkadaşlar. İşlemimiz gayet başarılı oldu. Önceden camın üstüne kadar şuraya kadar gelmezken şu kısma kadar gelmezken şimdi arabanın tavanını aşıyor. Bu temizlemeden de kaynaklandı. Önceden basıncı yeterli gelmeyince böyle kısa mesafelerde şuralarda falan kalıyordu. Şimdi tepeye kadar attırıyor. Sistem temizlenince otomatikmen ayarı da bozuldu. Bunun şuralarında oynayan şeyler var arkadaşlar. Yuvarlak işte böyle dana gözü falan derler böyle traktörlerin arka şeylerinde falan hareketli dana gözleri var. Bunu bir toplu iğne değil de şeyle
çuvaldız da değil, yorgan iğnesi gibi bir şeyle istediğiniz yöne çevirip ayarlayabilirsiniz. Bunun ayarı da bu şekilde arkadaşlar. Yani dediğim gibi ayar mevzusu da böyle. Yani bunu göstermeye gerek yok. Siz gayet basit bir şekilde ayarlanması var. Siz de basit bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Arkadaşlar, böylelikle de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoda görüşmek ümidiyle. Esen kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.